Türk spor kamuoyu Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar verip bonservisini 12 milyon eurodan 6 milyonlara kadar düşürdüğü Maxi Gomez'in şok bir hamleyle Trabzonspor'a transfer olmasını konuşuyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncuyu İstanbul'da bizzat karşılaması ve sonrasında yaptığı açıklamalar her ne kadar öyle olmasa da Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı. Sosyal medyada ve taraftarlar forumlarında isyan bayrağını çekerken başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçeli yöneticiler yoğun eleştirilere maruz kaldı. Türk futbolundaki fanatizm seviyesini düşündüğümüzde bu şaşılacak bir durum değil aslında. Çünkü rakip takımın renkleri bir araya gelmesin diye kıvırcık salatasına domates koymayanlar da var bu ülkede, farklı renklerdeki formaları giyen küçük çocukların üstünde yürüyenler de. Hal böyle olunca rekabet daha lig başlamadan transfer döneminde gerçekleşiyor. Elini daha çabuk tutan takımlarımız rakiplerine psikolojik üstünlük kuruyor. Hele bir de ismi başka takımla alınan bir futbolcu transfer edildiğinde yer yerinden oynuyor. Bu transferi gerçekleştiren takım adeta Ağustos ayı şampiyonu ilan ediliyor. Maxi Gomez olayı da son olmayacak elbette. Belki de sizler bu videoyu izlerken bir başka transfer çalımı gerçekleşecek. Tarihimize baktığımızda ise Maxi Gomez transferinden çok daha sansasyonel olayların yaşandığını görüyoruz. Arabayla kaçırılıp transfer edilenler de var, ağlayarak rakip takıma transfer olan da. Biz de Sporyan ekibi olarak birbirinden ilginç bu transfer hikayelerini siz değerli takipçilerimiz için derledik. Videoya devam etmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. İyi seyirler. Arabayla kaçırılan forvet Hasan Vezir. Eğer yaşınız 40 civarındaysa Türkiye'de ezeli rakipler arasında transfer konusu açıldığında aklınıza ilk olarak hep o gelir. Hasan Vezir. Yaşınız daha genç olsa dahi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşen bu olayı mutlaka duymuşsunuzdur. Hasan Vezir, Fenerbahçe'nin 103 gollü efsane sezonundaki kadrosunun 9 numarasıydı. Fenerbahçe o sezon rekorları kırarak şampiyon olmuş, Çaykur Rizespor'dan kiralanan Hasan Vezir de oynadığı futbol ve attığı gollerle isminden söz ettirmişti. Özellikle Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında tam bir kahramana dönüşmüştü. Düşünü yapıyor, topu alır diyor ve gol. Ve gol değerli seyirciler, Tanju. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0, gol Tanju. İlk devreyi 3-0 geride kapatan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın 1, Hasan Vezir'in de 3 gol atmasıyla maçı 4-3 kazanmış ve finale çıkmıştı. Oldu. Hasan'ın attığı golle durum 3-2 oldu. Gerçekten mükemmel bir karşılaşma. Maç sonunda Hasan Vezir omuzlardaydı. Ancak attığı 3 golle bir kahramana dönüşen Hasan, sezon tamamlandığında ise hain damgası yiyecekti. 1988-89 sezonu bittiğinde Fenerbahçe 103 gol atarak şampiyon olur. Hasan Vezir de attığı 14 gol ile Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin gibi efsanelerin olduğu takımın en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sezon sonunda tüm gazeteler Fenerbahçe'nin Hasan Vezir'in bonservisini alacağını yazar. Bonservis için görüşmeler başlar. Bu esnada Galatasaray yöneticiler de Hasan ile iletişime geçerler. Ancak Hasan, önce kulübümle görüşmeliyim diyerek bu teklifi geri çevirir. Fenerbahçe, Hasan'ın bonservisi konusunda Rizespor'la anlaşır. Ancak Hasan ve Fenerbahçe yönetimi yıllık ücret konusunda anlaşmazlığa düşerler. İşte tam bu noktada devreye Galatasaraylı yönetici Ergün Gürsoy girer. Hasan Vezir'le yüz yüze görüşmek istediğini söyler. Buluşma yeri Küçük Yalı'dır. Yanında ağabeyiyle birlikte buluşma noktasına gelir Hasan Vezir. Taraflar bir süre görüştükten sonra Ergün Gürsoy, "Biz Hasan'ı eve bırakırız." diyerek abisini gönderir. Ergün Gürsoy, arabayı çalıştırdığında başlayan yolculuk, ertesi gün Hasan'ı Galatasaraylı yapacak imzanın atılacağı Fethiye'de bitecektir. İstanbul'dan uzaklaşan araç Bursa'ya, Özhan Canaydın'ın tekstil fabrikasına doğru ilerlerken Gürsoy, "Seni kaçırıyoruz Hasan, artık geri dönüşü yok bunun." der. Hasan şok olmuştur. 3 gün sonra Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynayacağı Türkiye Kupası final maçında forma giymek istediğini söyler. Ama Gürsoy için bu ciddi bir risktir. "Bir şey olmaz, seni gönderirsek transfer yatabilir." diyerek Hasan'ın bu isteğini geri çevirir. Ertesi gün Fethiye'deki bir tatil köyüne gazeteciler çağrılır. Sözleşme imzalanır. Hasan artık Galatasaraylıdır. O, bir Fenerbahçe efsanesi olmasının eşiğindeyken, biraz kendi, biraz da kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü Fenerbahçeli taraftarlar gözünde artık bir hain olmuştur. Ağlayarak transfer olan kral Tanju Çolak.
Türk futbol tarihinin en büyük golcülerinden olan Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi de bir hayli ilginç. 1987 yılında transfer olduğu Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda gol rekorları kırmış, Avrupa'da en çok gol atan oyunculara verilen altın ayakkabının sahibi olmuş, her açıklamasında çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu ifade etmiş Tanju'nun 1991 yılında Fenerbahçe'ye transfer olması adeta bir deprem etkisi yaratmıştı. Yıllarca bu transferin kendisinden kaynaklı olmadığını, ağlayarak Galatasaray'dan ayrıldığını söyleyen Tanju Çolak, bu ilginç olayı şu şekilde anlatıyor. Sezon bittiğinde Galatasaray Başkanı Alp Yalman beni yemeğe davet etti. Yemekte bana artık Galatasaray'ın kaptanı olduğumu söyledi. Yeni ücretimin de yıllık 3 milyar olduğunu ifade etti. Birkaç gün sonra kulübe son görüşmeleri yapmak için gittiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Başkan Alp Yalman bana Fransız takımı Marsilya'nın talip olduğunu, eğer gitmezsem yıllık ücret olarak 2 milyar verebileceklerini söyledi. Ben de, başkanım nasıl olur, takımda henüz 18 yaşında olan defans oyuncusu Bülent Korkmaz bile 2 milyar alıyor. Onunla aynı ücreti alarak sözümü takıma nasıl geçiririm dedim. Ancak yönetimin tavrı kesin olunca biraz süre isteyip kulüpten ayrıldım. O an dokunsalar ağlayacak durumdaydım. Tanju, kulüp binasından ayrıldıktan hemen sonra camianın büyüklerinden Hıncal Uluç ve Mustafa Denizli'yi arar. Mustafa Denizli'ye meselenin para olmadığını, takım kaptanı olacaksa bunun ücretine yansıması gerektiğini, aksi takdirde takım içi sıkıntılar çıkabileceğini söyler. Mustafa Denizli de kendisine haber beklemesini, hiçbir kulübe imza atmamasını söyler. Ancak haber duyulmuştur. Tüm gazeteciler Tanju'nun peşine düşmüştür bile. Tanju Çolak gizli şekilde evine girerek beklemeye başlar. Tanju ve Galatasaray yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık basına yansıyınca Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık hemen harekete geçer. Tanju'ya ulaşmaya çalışır. Tanju için yıllık 4,5 milyar teklif eder. Ama Tanju son ana kadar Galatasaray'ın teklifini beklemeyi tercih eder. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın büyükleri devreye girerler. Fenerliler Tanju'yu transfer etmek için uğraşırken Galatasaraylılar ise Tanju'yu takımda tutmak için yönetime baskı uygulamaya çalışır. Ancak Fenerbahçe'nin müthiş isteği karşısında Galatasaray'ın Tanju'ya karşı kayıtsız kalması ve Başkan Alp Yalman'ın son bir görüşme için kendisini arayan Tanju'nun yüzüne telefonu kapatması, Tanju ve Galatasaray arasındaki tüm bağları koparır. Tanju daha fazla dayanamaz ve sabaha karşı 4'te kendisini Fenerbahçe'yle yapan sözleşmeyi imzalar. Bugün Fenerbahçe kulübüne gelen Tanju'nun imza töreninde Başkan Metin Aşık, yöneticiler ve çok sayıda basın mensubu bulundu. Galatasaray'ın başarısı için elinden gelen her şeyi yapmış bir Tanju Çolak var. Sevgisini, başarısını, aşkını ortaya koymuş. Gitmemek için elinden gelen her şeyi yapmış. Fakat bunu başaramamış. Bu transfer Galatasaraylılar arasında büyük bir travmaya sebep olur. Galatasaraylı Tanju'nun Fenerbahçe'ye transferini bir türlü kabul etmek istemezler. Ancak Kral Tanju yıllar sürecek olsa bile yeniden kendini takıma kabul ettirecektir. Galatasaray camiası yıllarca kızdıkları Tanju'ya kongre üyeliği vererek bir bakıma onu affetmişlerdir artık. Thank you.